Aslında umut hakkı süreli ve uzun süreli hapis cezası almış kişilerin koşullu salı verilme hakkını oluşturan bir hak. Yani bir insan cezaevine girer ama bir gün çıkabileceğim umudunu taşır. Bu da koşullu salı vermeyle sağlanır. Yani infaz sisteminde bir düzenleme yapılır. Bütün ülkelerde böyledir. Bizim yaşadığımız coğrafyada da çeşitli infaz düzenlemeleri vardır. Ama Türkiye'de Türk hukukunda infaz düzenlemesinde bir kere her şeyden önce büyük bir ayrım var. Çünkü Türkiye'de eğer siz örneğin hırsızlık yaptıysanız, dolandırıcılık yaptıysanız, kaçakçılık yaptıysanız hakkınızda verilen cezanın daha azını yatıyorsunuz siyasi mahpuslara göre. Yani siz bir yazı yazdıysanız yaptığınız bir açıklama nedeniyle ya da siyasi bir örgütlenmeye mensup olduğunuz iddiasıyla ceza alıyorsanız infaz oranınız daha fazla oluyor. Bir kere burada Türkiye'de siyasi mahpuslara yönelik bir e, olumsuz anlamda bir ayrımcılık var. Önce bunu belirtmek isterim. Ve umut hakkı zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında tespit edilmiş insani bir hak. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiş. Ve Türkiye Anayasasının 90. maddesiyle eğer bir iç hukukla bir çatışma halinde uluslararası hukukun üstün olduğunu kendi Anayasa'sıyla kabul etmiş. Ama Türkiye bir hukuk devleti olamadığı için yazılı hukuk her zaman uygulamanın gerisinde kalıyor. O nedenle e Öcalan'la ilgili verilen e, kararlarda da bu e, keyfiliği görebiliyoruz. Şimdi bir kere demokratik bir hukuk sisteminde kişiye göre hukuk olmaz bir kere. Hukuk sisteminin temel prensipleri vardır. Eğer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafıysanız o sözleşmeye göre yargılama yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığını da kabul edersiniz. E, Öcalan'ın avukatları Asrın Hukuk Bürosu'nun yıllar önce yaptığı bir başvuru vardı. Çeşitli maddelerden reddedilmiş olmasına rağmen özellikle üçüncü madde açısından kabul edildi. Ve umut hakkı yönünden bir karar verildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından. Ama bugüne kadar bu uygulanmadı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle Birleşik Krallık'ta verilmiş bir Winter kararı diye bir karar var. Bu kararda e, en fazla yatılacak olan sürenin 25 yıl olabileceğine yönünde bir kararı var e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve bunu öneriyor zaten. En fazla sürenin 25 yıl olması gerektiği yönünde bir e, kararı var. Şimdi... E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2014 yılında Türkiye dair bu anlamda bir mahkumiyet kararı öcalan davasında vermiş olmasının ardından çok uzun yıllar geçti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar bu uygulamayı yapmadı. Bir de burada altın çizmek gereken şöyle bir husus var. Şimdi Öcalan yakalandığında Türkiye'ye getirildiğinde geçerli olan ceza kanunu şu anda geçerli değil. Yani eski ceza kanununa göre aslında yargılanması gerekirdi. İnfaz sürelerinin o döneme göre ayarlanması gerekirdi ama bu olmadı. Evet Öcalan Türkiye'ye getirildiğinde idam cezası geçerliydi. 2004 yılında bu idam cezası kaldırıldı. Bu sefer ağırlaştırılmış müebbet diye bir ceza getirildi ve bu cezanın ölünceye kadar süreceğine dair bir düzenleme yapıldı. Ama bu demek değil ki infaz sistemine göre koşullu salı verilme uygulanmasın. İyi hal durumunda eee cezaevinden koşullu salınma durumu söz konusu. Ki burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar var. Bu uzun yıllar uygulanmayınca Aslında Hukuk Bürosu tekrar Avrupa Konseyi'ne bir başvuru yaptı ve bu kararın uygulanmadığını dile getirerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Avrupa Konseyi Türkiye'ye süre verdi ve Türkiye şöyle bir cevap verdi Avrupa Konseyine dedi ki biz Öcalan'ın umu, Öcalan'ı umut hakkından muaf tutuyoruz yani onun umut hakkı yoktur diye bir cevap verdi. Şimdi burada yine hukukun genel prensiplerine dönmek gerekiyor. Demokratik bir hukuk sisteminde Tekrar söylüyorum. Kişiye göre bir uygulama olmaz. Kişiye göre ceza olmaz. Kişiye göre infaz sistemi olmaz. O nedenle umut hakkı genel bir hak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında bağlayıcı kararları var. Demin de söylediğim gibi Winter kararı çok bilinen bir karar ve burada bir hapis cezasının 25 yıl en fazla sürebileceğine dair bir hüküm var. Türkiye'ye verilen süre dolmak üzere, o sürenin dolması bekleniyor. Ondan sonra eminim ki İHA'de, ÖHE'de ve bu başvuru yapan diğer kurumlar bir araya gelerek yeniden bir karar mutlaka alacaklar. Türkiye zaten Avrupa Konseyi'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulamayacaklarını deklare ettiler. Ee, ve Öcalan'ın umut hakkından muaf tutuyoruz biz diye cevap verdiler. Bundan sonra Avrupa Konseyi'nin kararını beklemek gerekiyor. Avrupa Konseyi çeşitli kararlar alabilir. Ama bu sadece bu davada değil. Yani daha önce de biliyorsunuz Kavala davasında da Avrupa Konseyi e, yaptırım başlatmıştı. Böyle bir yaptırım başlatır mı başlatmaz mı? Bunu bilemiyoruz tabii şimdiden. Ee, ama e, hani bir yönetim değişikliği ya da aynı yönetim olsa da devlet aklında siyaset bir değişiklik olursa her şey değişebilir. Çünkü bu karar hukuki bir karar değil. Bu karar siyasi bir karar. Siyasetin değişmesiyle değişebilir. Şimdi zaten aslında tüm topluma yönelik bir tecrit politikası yürütülüyor. Bakın bugün bizim coğrafyamızda artık sokak eylemleri barışıl basın açıklamaları dahi şiddetle karşılanıyor Bu aslında bütün topluma tecrit uygulanması demektir yani korku politikası çok egemen kılınıyor bu tabii ki cezaevlerinde çok yoğun olarak uygulanıyor ama genel olarak ifade özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılması insanların bir yazdıkları yazıyla bir söyledikleri sözle hemen tutuklanmaları bu aslında toplu yönelik bir tecrit. Ama esas burada konuşulması gereken şu. Türkiye kendi iç hukukuna aykırı davranıyor. Şimdi cezaevlerinde tutuklu ve hükümlere nasıl davranılacağı, ne uygulamalar yapılacağı zaten kanunla belirli. Şimdi bugün Öcalan mesela yıllardır ailesiyle ve avukatlarıyla görüştürülmüyor. Bunun hukukta hiçbir yeri yok. Yani bir hükümlünün Avukatıyla görüşmesi yasalarda düzenlenmiş, ailesiyle görüşmesi yasalarda düzenlenmiş, kendi iç hukukunda düzenlenmiş, kendi iç hukukuna bile aykırı davranıyor şu anda Türkiye. Bundan muaf tutmak demek aslında Kürt sorunundaki çözümsüz politik çözümsüzlük politikasının giderek de derinleştirileceği anlamına geliyor. Bence o cenazesi bir torba içinde babasına verilen, Hakan Aslan'ın ailesinde umut hakkı yok. E, cezaevlerinde e, sadece düşünceleri nedeniyle cezaevinde olan insanların da umut hakkı yok anlamına geliyor. Ya da biz de dışarıda gerçekten demokratikleşme, sivilleşme, insan hakları isteyenlerin de umut hakkı yok anlamına geliyor. Umut elimizden alınıyor. Yani sadece e, barışçıl çözümlerin konuşulduğu bir coğrafya olmasını istiyoruz biz. Savaşın bitmesini. Savaşı harcanan paranın işçiye, emekçiye harcanmasını isteyen insanlar olarak, gerçekten Kürt sorununda demokratikleşme ve sivilleşme isteyen insanlar olarak bizim umudumuz aslında söndürülmek isteniyor bir anlamda.